Acaba diyorum yeni hayatınla ilgili böyle yeni kararlar alsak mı? Aldım az önce. Kaderime inanıyorum, kaderimi seviyorum. Tamam, biraz daha alalım. Neyle alakalı? Bilmem ben ne kadar kırgın olduğunu, hatta kızgın olduğunu anlayabiliyorum Evren'e. Hayal kırıklığına uğradım. Hayal kırıklığına uğradım. Yani ben gerçekten kalbim bir tarafıyla ona çok başka bir yerden güvenmiştim. Yalan olunca ben bozuluyorum. Yalan beni çok bozuyor. Bana neden yalan söyledin? Gözümün içine baka baka bana nasıl yalan söyledin? Bahar tamam sor. Yani istediğini sor. Ama cevaplarımı dinle, tamam mı? Tamam. Sana tek bir soru soracağım. Gerçekte kim olduğunu neden bana söylemedin? Timur'a bunları bilerek mi yaptın? Yani böyle bir an olsun ölsün istedin mi? Gerçekten bunu mu soruyorsun bana? Bunu soruyorum. Gerçekten bunu soruyorum. Ve bir cevap bekliyorum. Tamam söyle o zaman, bir cevap ver Evren. Ya bir şey söyler misin? Bir şey söyler misin lütfen? Lütfen konuş. Konuşmuyorsun. Bir şey söylemiyorsun. Tamam git o zaman. Kimliğini gizlemesini bak ben anlayabiliyorum. Anlamam ben. Ben anlamam. Bahar. Ben anlamam. Hayır yapma, anlarım. Anlaşılır bir şey bu, zor çünkü. Katılmam. Çok zor bir şey kendinin. Hani açıklaması zordu Bahar, yapma. Ama yani tamam. Bu kadar bütün şüpheler de onun üstündeyken böyle kaybolması da yani garip. Hayatının ikinci bölümüne hoş geldin. İlk bölüm yalan değildi. Bizi hayatımızın ikinci bölümüne çağıran elçinin suçu yoktur. Ama en çok o suçlanır. İsimler takarız ona. Yas deriz, unutamadığımız aşk deriz, orta yaş bunalımı deriz. Bu yaşamı erteleme haline. Ben seni görmek için yani belki konuşuruz diye ama yapamadım. Bahar ben hastaneden hakkımdaki suçlamalardan dolayı değil, sen beni suçladığın için gittim. Ben haftalarca seni görmeyince kafayı yedim. Gelin dedim bir göreyim. Görmek istedim yani. Thank you.
Anlıyorum, soru işaretlerin hala duruyor ama... Bahar, ben intikam peşinde koşan biri değilim. Değilim. Değil misin? Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Yani ben yalanlarla dolu hayatımdan uyandığımda... dürüstlüğüne en çok itimat ettiğim insanın bana yalan söylediğiyle yüzleşince... daha çok güvendim sana. Şimdi gerçek ne? Hayal ne? Yani hangisi kurgu? Her şey birbirine girdi. Üzerine bir de bir ay yok olunca sen. Şimdi ben böyle burada bulaşık yıkarken uzaktan seni görüyorum falan. Ne düşüneceğimi bilmiyorum Evren. Yoksa Ali mi demeli? Vay vay vay, kimleri görüyorum. Hocam, döndünüz mü? Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Yok, göreve dönmedim. Yeni başhekim gelmiş, konuşmak istemiş bir. O zaman Allah yardımcınız olsun hocam, çünkü kendisi bayağı sert biri. Öyle diyorsun. Evet. Oğlum beni de hafife almayın ya. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Evren Hoca geldi. Neden geldi Evren Hoca? Evet, şey, başhekim çağırmış. Bilmiyorum. Biraz şey mi, bir çirkinleşmiş mi Evren Hoca? Hı? Böyle bir şey olmuş sanki böyle. Ne olmuş? Bilemedim. Evren gelmiş. Evet, Evren Hoca geldi. Evet. Soruşturma işi mi gelmiş? Başhekim çağırmış. İyi. Yaptıkların cezasını çekecek o zaman. Görüşürüz Bahar. Görüşürüz. Arkadaşlar, şu anda resmen tarihe tanıklık ediyoruz. Bakın, benim bile heyecandan elim ayağım titriyor. Acaba Evren Hoca suçlu mu yoksa suçsuz mu? Ben de çorbaya döndüm. Ne hissedeceğimi bilemiyorum artık gerçekten. Nasıl ne hissedeceğimi bilmiyorum ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Burası... Sen niye bana şu an bağırıyorsun ki? Ha? Ya sen niye ağlıyorsun ki şu an? Sen niye bağırıyorsun? Ben... Neden bağırıyorsun? Ben... Neden bağırıyorsun? Ya... Bağıramazsın. Ya çete gibi üstüme niye çete geliyorsun sen? Bağırmadan geldiğimiz yok. Ne olursa olsun bağıramazsın onu. Ya tamam da bu adamın suçlu olduğunu hepiniz biliyorsunuz siz. Yok. Kafanızı saklamaya çalışıyorsunuz kendinize ya. Hadi gider misin? Hadi. Gider misin? Tamam, o esprilerinizi saklayın, tamam mı? Göreceksiniz hepiniz. Gider misin? Git. Tamam. 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 Ya bak, gel de bunu söyle şimdi. Evet. Nasıl söyleyeceksin? Ama şey yapma. O şimdi böyle bir şey olduğunu bilmediği için hiçbir şekilde bu şekilde davranmaması lazım. Bahar, bana ne oluyor şu an? Sen değilsin tatlım. Biraz hormonların tarafından şu an bir şey yapılıyorsun. Tamam. Tamam. İyiyim, Bahar'cığım iyiyim, tamam. Bahar iyiyim. Bahar'cığım tamam. Bahar. Senin kalbin acıyor değil mi? Hı. Aa, acımıyor Seracığım. İyi misin? Yok yok, bir şey mi acımıyor Seren? Hadi. Hadi canım, çok iyiyim.
Evren hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden burada olduğunuzu biliyorsunuzdur elbet ama usulüne uygun olması açısından ben durumu bir tekrardan hatırlatayım. 11 Haziran 2024 tarihinde Timur Yavuzoğlu'nu ameliyat etmişsiniz. Anafilaktik şok sırasında ameliyatı durdurmanız gerekirken devam etmişsiniz. Bu konuda Aziz Uraz Yavuzoğlu tarafından uyarılmanıza rağmen devam kararında ısrarcı olmuşsunuz. O da sizin hakkınızda şikayetçi olmuş ve şu an buradayız. Sizi dinliyoruz Emin Hocam. Söylemek istediğim bir şey yok. Evren Hocam, gerçekten söylemek istediğiniz bir şey yok mu? Bu hastanede göreve başladığınızda risk almayı sevdiğinizi söylemiştiniz. Evet, risk aldınız ama iki hasta da hayatta, kurtuldular. Aynen Reha Hocam. Ameliyat raporları da ortada. Dolayısıyla kurul ne karar alırsa kabul ederim. Yani eklemek istediğim, söylemek istediğim herhangi bir şey yok. Madem öyle söylüyorsunuz, saygı duyarım. O zaman Profesör Doktor Evren Yalkın tarafınıza açılan soruşturma kurulumuzca değerlendirilmiş ve durun. Hastanemiz... Geç kalmadım değil mi? Durun. Geç kalmadınız çünkü zaten heyete davetli değilsiniz. Ha biliyorum Süreyya Hocam. Yalnız yıllarını bu hastaneye vermiş bir hekim olarak bir de soruşturmanın baş karakteri olarak... nefesimi düzenleyeyim. Ben de görüşümü bildirmek istedim. Timur ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum Timur Hoca da konuşacaksa Evren Hoca'yı kimse kurtaramaz. Baba. Timur Hoca'nın da konuşması lazım. Baba. Baba. Tabii Timur Hocam dinliyoruz. Evet. Evet. Gerçekten ameliyatım zor bir ameliyattı. Ve nadir görülen bir komplikasyon yaşadım. Ve hayati risk yaşadım. Ben de ameliyat raporlarımı okudum. Evet. Kendimi Evren Hoca'nın yerine koydum. Şimdi arkadaşlar... Karaciğer nakli sırasında Evren Hoca'nın bir an önce parça alması gerekiyordu karaciğerden. Eğer anafilaktik şok sırasında ameliyatı bitirseydi nakil gerçekleşmeyecekti. Evren Hoca bir kararın eşiğine geldi. Hekimliğin en zor anı değil mi? Hepimiz geldik. Evet. İki seçenek vardı. Ya ameliyatı bitirecek, nakil bekleyen hastanın hayatını riske atacaktı... ...ya da ameliyata devam edip ikimizin de hayatını kurtarmayı deneyecekti. Siz olsaydınız ne yapardınız? Peki siz? Evren Hoca doğru olan şeyi yaptı ve ikimizin de hayatını kurtardı. Hem beni hem de bu hayatta en kıymet verdiğim kişi. Bravo hocam. Şimdi ben bir kez daha huzurlarınızda Evren Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Evren Hocam. Gerçekten kıymetli bir cerrahsınız. Neyin peşindesin sen? Bağrım peşindeyim. Bundan sonra istediğiniz gibi dürüstçe savaşacağız. Yalnız işiniz zor söyleyeyim. Timur Bey izniniz olursa biz de kurul olarak bir aramızda görüşelim. Ha tabii, tabii buyurun. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Kurulumuz Profesör Doktor Evren Yalkın'ın suçsuz olduğuna karar vermiştir. Yes be! Yes! Bu andan itibaren görevinize geri dönebilirsiniz. Hoş geldin. Heyet olarak diyoruz. Hoş geldin diyoruz. Hepinize teşekkür ederim gerçekten. Bu hastanede çok dürüst, çok başarılı hekim arkadaşlarım var. Hepsi çok kıymetli gerçekten. Fakat ben daha fazla devam etmek istemiyorum. İstifa dilekçem. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Biz hepimiz sana inanıyoruz. Şu an onun peşindesin. Kusura bakma Süreyya. Daha
fazla kalamam bu hastanede. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar, her şey için gerçekten teşekkür ederim. Sizinle çalışmak harikaydı. Hayırlısı olsun. Aziz, sen bir şey biliyor musun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Babamın işleri işte, ben nereden bileyim? Çalışmışsınız Timur Hocam. Her şey şahaneydi, performansınız. Ben sadece doğru olanı yaptım Süreyya Hocam. Tabii, yani sizin gibi bir doktorla çalışamadığım için çok üzgünüm. Kısmet, belki bir gün çalışırız. Kısmet. Baba, ne yapıyorsun sen? Oğlum, dürüst oldum. Hep istediğiniz bu değil miydi? Ya bana da bir haber verseydin, ben de Evren Hoca'yı şikayet etmezdim en azından. Oğlum, raporları okudum. Ve yani doğru karar verdiğini düşündüm. O yüzden de meslektaşıma kötülük yapmak istemedim. Baba, ben mahcup oldum. Tamam. Nerede annen, nereye gitti? Çok saçma bir trafiğe girdik yalnız. Keşke yukarıdan sahile inseydik. Ablacığım, bu yol açık görünüyordu. Ne yapalım, girdik artık. Girdik de kaç dakika gösteriyor? Vallahi ortalama 30 dakika gösteriyor. 30 dakika olmaz. 30 dakikayı bende cesaret falan kalması hiçbir şey. Tamam, ben şey yaparım. Yürüyerek daha kolay giderim. Şey yapayım. Siz de artık kusura bakmayın, şeye de sokmuş oldum. Tamam ablacığım, sen bilirsin. Tamam, buyurun. Tamam, tamam, şey olsun. Tamam, teşekkürler. Artık sen olsun. Dur abi, dur. Evren. Süreyya. Başka birini bekliyordun herhalde. Bir sevinme göremedim. Ayrıldığımız zaman sana hayatında biri mi var demiştim. Ben de yok demiştim. Çünkü kalbimde biri var demiştim. Bahar mı? Bahar. Mesleğini bırakacak kadar mı Bahar? Tamam. Belki benimle ilişki yaşamaya bir cesaretin yoktu. Belki de hevesin yoktu. Demek ki ama aşık olabiliyor musun? Süreyya, bu... Bunların hiçbirinin seninle bir ilgisi yok gerçekten. Kadınlar merak eder ama. Merak eder yani işte kalbindeki kim? Neden ben değil de o? Ben yaşadıklarımız sadece... Yaşadıklarımız kısaydı belki. Çok güzeldi, bitti gitti. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben senin kariyerinden bahsediyorum. Ama senin hayattaki önceliğin Bahar'sa... Ki sen onun önceliği misin? Bence hayır. Ben burada bir Bahar göremiyorum. Belli ki ben de senin değilim. O zaman... Anlam bu kadar. Elveda. Bahar. Ben bir şey söyleyecektim sana. Oradan mı söyleyeceksin? Gel. Dikkat et. Gitme. Niye? Çok iyi bir cerrahsın. Sadece ameliyat yaptığım için. ameliyat yaptığın için de... Yani başkaları için de, benim için de. Ben senin yanındayken kendimi çok iyi hissediyorum. Bahar. Yani böyle seni gördüğüm zaman
Hem çok heyecanlanıyorum hem böyle çok acayip bir huzur doluyor içime. Yani aslında sevmekten korkmama rağmen buradayım. Bahar. Şu. Evet. Bir sus artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.